Adem'den Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar hepsi İslam peygamberi. O manada söylüyorum. İslam dünyası ve İslam dini açısından çok önemli dönüm noktaları arz etmiş bir gün ve aydır. Bu ayda İslam dünyası açısından çok önemli hadiseler olmuş ve bu hadiselerin akabinde ciddi uyanışlar ve birlik ve beraberlik duygusu hakim olmuştur. Kerbela şehitleri Hz. Hüseyin başta olmak üzere aziz ailesi 10 Muharrem'de şehit edilmiş. Hz. Musa 10 Muharrem'de aktarıldığına göre dini kaynaklarda 10 Muharrem'de Kızıldeniz'i Allah'ın izniyle yarılıp kendi ümmetine oradan geçilmiş ve bunun gibi çok müthiş ve önemli olaylar olmuş. Ve bu olayların arkasından da bir uyanış oku bulmuş. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin şehit edildikten sonra İslam ümmeti ciddi bir uyanış göstermiş en azından kalplerinde ve daha sonra böyle hadiseler yaşanmaması için. Ve 15 Temmuz'da da olduğu gibi 15 Temmuz'un arefesinde de bu 10 Muharrem'i, bu Muharrem ayı bizler açısından ciddi bir uyanışın ve İslam ümmetinin, İslam dünyasını oluşturan bu güzel insanların zalimlere ve o zalimlerin arkasındaki hainlere karşı ciddi bir uyanışının olduğu gün olmuştur ve olacaktır inşallah. Bizler ve sizler İmam Hatip Gençliği olarak bu önemli dönüm noktalarında, bu önemli dönüm noktalarının arefesinde gerçekleşecek uyanış, diriliş hareketinde ana omurgayı oluşturmaktasınız. Sizler bu İslam davasının, insanlık davasının birer neferi olarak o geçmişteki Hazreti Adem'den kıyamete kadar devam edecek olan o hadiselerin, o davanın yüklenicisi ve sahibisiniz. Bundan sonra da sizler eğer bu bilinçle hareket ederseniz hem bize intikal eden dini olarak liderlerimiz, peygamberlerimizden intikal eden bu mirasa sahip çıkmış olacaksınız. Hem de milli kahramanlarımız olan 15 Temmuz'daki o şehitlerimiz ve milli açıdan kendi canlarını bu millet için, sizler için feda eden o yiğitlerin bizlere bırakmış olduğu miraslara sahip olacaksınız. Bunun da başarmanızın birinci yolu milli ve manevi değerlerimizi en iyi şekilde öğrenip bunları en iyi şekilde anlayıp yaşamak ve yaşatmak olacaktır. Ben tekrar bu programın